Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu Aksaray'da partisinin düzenlediği mitingde Aksaraylılara hitap etti. Aktık, denize dolduk, taştık elhamdülillah. Evet, biz de Aksaray'a kavuştuğumuz için elhamdülillah diyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin düzenlediği mitingde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aksaray'da yaptığı konuşmasının notları arasında özgürlük vurgusu dikkat çekti. Erdoğan, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla insanların hak ve özgürlüklerini kısıtlayan bütün düzenlemeleri rafa kaldırdıklarını söyledi. Aksaray'da on binlerin akın ettiği 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı yatırımları anlattı, yeni tren yolu müjdesi verdi, Muharrem İnce'ye yüklendi. Rabia işareti yaptı. Cumhurbaşkanlığında şahsına, milletvekilliği seçimlerinde AK Parti'ye oy istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir sevgiyle karşılayan Aksaraylılara Cumhurbaşkanı da aşkla cevap verdi. Erdoğan, size aşığım, yine görüyorum ki Aksaray yeni bir rekora koşuyor sözleriyle Cumhurbaşkanlığında şahsına milletvekilliğinde AK Parti'ye oy istemini tekrarladı. Aksaray'a geçtiğimiz 16 senede ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Eğitimden sağlığa, tarımdan enerjiye, orman ve su işlerinden toplu konuta. Ne kadar biliyor musunuz? Söyleyeyim. 11 katrilyon lira yatırım yaptık. Evlatlarımız daha iyi eğitim alsın diye 1798 yeni derslik yaptık. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize 36 trilyon eğitim desteği verdik. Aksaray'a üniversiteyi kim getirdi? Aksaray Üniversitesi'ni kim getirdi? Biz getirdik, biz. 8.121 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurdu açtık. Sağlıkta 400 yataklı Aksaray Devlet Hastanesi'nin de aralarında olduğu 7'si hastaneden oluşan 23 sağlık tesisi kazandırdık Aksaray'a. Devlet Hastanemizi 200 yataklı bir ek bina yaparak büyütüyoruz. Aksaray'da 4840 konut uygulamasını hayata geçirdik. Ayrıca şimdi gelirken helikopterle baktım. TOKİ tarafından Aksaray Sanayi Sitesi'nde küçük sanayi sitesi esnafımız için 1620 adet dükkan yapılacak. Ulaşımda 17 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 191 kilometre daha ekleyerek 208 kilometreye biz ulaştırdık. 33 kilometre uzunluğa sahip Aksaray çevre yolunun da şu anda proje çalışmaları devam ediyor. Şimdi geldik bir başka yere. Bakalım ne diyeceksiniz? Hızlı tren Aksaray'ın da hakkıdır. Tamam. Hakkı mıdır? Eyvallah. Hakkıdır. Aksaray'ın hakkı. Aksaray, Ulukış'ta hızlı tren bağlantı yolu yatırım programına alındı. İnşallah yakında ihalesini yapıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından Aksaray milletvekili adaylarıyla birlikte vatandaşları selamladı. AK Parti Aksaray İl Başkanlığı 24 Haziran seçimleri dolayısıyla miting düzenledi. Mitinge Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. 24 Haziran seçimleri kapsamında düzenlenen mitingde AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy yaptığı karşılama konuşmasında "Biz büyük ustanın, milletin adamının yanındayız" mesajıyla 24 Haziran'da Aksaray'da rekor ve destek söylemini yineledi. Yeni Türkiye için elimizi ve gerektiğinde gövdemizi bile taşın altına koymaya hazırız. Biz
içeriden ve dışarıdan gelsin, tüm hainlerin oyunlarını bozmaya hazırız. Biz büyük ustanın, milletin adamının yanındayız. Bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımıza, Aksaray'ımıza hoş geldiniz diyor. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Vakit Türkiye vakti. Vakit Aksaray vakti. Allah'a emanet olun. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, meydanları dolduran on binlere 4 yılda yaptıkları hizmetlerden bahsetti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, bu hizmetleri liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığımız güçle gerçekleştirdik diyerek Aksaray Yeni Küçük Sanayi Projesi'nden dolayı bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Şimdi bu meydanın dili olsa da konuşsa bu güzellikleri, bu mükemmellikleri, bu harikuladelikleri çok şeylere şahit oldu ama sizlerle güzelleşti, sizlerin varlığıyla buralar daha da mutlu oldu. Sözlerimin başlarında sizler de biliyorsunuz Ramazan ayındayız. Ramazan ayımızın huzuru, mutluluğu, bereketi her zaman üzerimize daim olsun. Sadece Ramazan ayında değil, Ramazan ayından sonra da birliğimiz, bütünlüğümüz, kardeşliğimiz sürekli olsun. Dualarımız hep bu şekilde. Bizler biliyorsunuz göreve başladı 4 seneyi geçti ve 4 sene içerisinde de sizlere ne söz verdiysek, neleri yapmamız gerekiyorsa hepsini ve daha da fazlasını sizlerden aldığımız güçle, sizlerden aldığımız enerjiyle teker teker gerçekleştik ve gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. Ama tabii bunları yaparken, bütün bu güzel hizmetleri gerçekleştirirken, işte siz de biliyorsunuz yapmış olduğumuz alt geçit çalışmaları, siloların oradan kaldırılıp yeniden bir park yapılması, şehrimizin muhtelif yerlerine yaptığımız kapalı pazar alanlarımız, kadın aktivite merkezlerimiz, bunların hepsinin arkasında yatan en büyük güç, arkamızda güçlü bir iktidarımızın olması, arkamızda güçlü bir liderimizin olması. Bunların tek başına yapılması mümkün değil. Bakın sol tarafımda gördüğünüz Aksaray'ımıza TOKİ'nin yapmış olduğu en büyük projenin teşekkürünü var. TOKİ sanayi anlamında tüm Türkiye'de yaptığı en büyük projeyi Aksaray'ımızda gerçekleştiriyor. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımızın emirleriyle ve direktifleriyle oluyor. Dolayısıyla sevgili Aksaraylı hemşehrilerim, bizler biliyoruz. 24 Haziran'da ne yapacağımızı da biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı en güçlü bir şekilde destekleyip her zaman yaptığımız gibi rekorlarla onu en güzel şekilde buradan uğurlayacağız. Yine aynı şekilde sizler de biliyorsunuz bizim bir sembolümüz var. 4. Rabia. Bu Rabia kadar da vekillerimiz var. İnşallah bu kadar vekilimizi de 4 vekilimizi de Ankara'ya göndereceğiz. Hep beraber bunu yapmaya var mıyız? Hazır mıyız? Evet, sözlerimi sonlandırırken sizlere tek istediğim, tek duam bu birliğimizi, bütünlüğümüzü Rabbim daim eylesin. Liderimiz olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı her daim başımızda daim kılsın. Ve 24 Haziran'da da en güçlü ve en gür sesimizi bu ülkemizden, Aksaray'ımızdan tüm Türkiye'ye duyuralım inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinizi iftara bekliyoruz. Allah kabul etsin inşallah. AK Parti Grup Başkan Vekili, Aksaray Milletvekili ve adayı İlknur İnceöz ise yaptığı selamlama konuşmasında meydanları dolduran kalabalığa teşekkür etti. 24 Haziran seçimlerinin önemine değindi. İnceöz, çocuklarımızın geleceği için, güçlü Türkiye için vurgusuyla Cumhuriyet tarihinde ilk kez gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimlerinde bir kez daha milli irademize, liderimize hep birlikte sahip çıkacağız dedi. Değerli kardeşlerim, 24 Haziran seçimleri gerçekten ülkemiz açısından çok önemli bir seçim. Bugüne kadar iktidara geldiğimiz günden itibaren 12 seçim gördük. Bu 13. seçim. Ancak bilmeliyiz ki 16 Nisan referandumda yaptığımız değişiklikten sonra ilk kez Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber ilk kez bir seçime gidiyoruz. Bu çok önemli.
24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimlerinde kurulan Cumhur İttifakı çerçevesinde AK Parti Aksaray milletvekili adayları İlknur İnceöz, Cengiz Aydoğdu, Mustafa Serden geçti. Muhammed Aktaş ve Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray milletvekili adayları Ramazan Kaşlı, Sefer Alkan, Aysun Hızlı Okur, Fatih Önemli sahneye çıkarak el ele vatandaşları selamladılar. Selamlamada AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mustafa Çölkesen, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ahmet Karaman da yerini aldı. AK Parti Aksaray İl Teşkilatı'nın düzenlediği mitinge Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ da katılarak bir konuşma yaptı. 24 Haziran seçimleri kapsamında Aksaray'a gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingin ardından Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel mahalle iftarına katıldı. Partisinin düzenlediği miting programında Aksaraylılara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingin ardından Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı dönemiyle başlayan geleneksel mahalle iftarına katılarak orucunu Aksaraylılarla birlikte açtı. Fatih Mahallesi Pazar Pazarı çok amaçlı fuar alanında düzenlenen iftarda Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'i bizler için, devletimiz, milletimiz için, müminlerin, Müslümanların şahlanışı ve dirilişi için vesile eyle ya Rabbi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı yemeğin ardından Ramazan ayının bereketi ve huzuruyla geleneksel olarak düzenledikleri mahalle iftarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaktan gurur duyduğunu söyleyerek kısa bir konuşma yaptı. Bizler de Ramazan ayı boyunca 48 mahallemizde 4 yıl boyunca 200 bine yakın vatandaşlarımızla mahalle iftarı yapmak suretiyle Ramazan'ın bereketini, huzurunu, mutluluğunu hep birlikte paylaşıyoruz. Bugün sizler aramızda oldunuz, bizleri gururlandırdınız, onurlandırdınız. Tekrar şehrimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar programında yaptığı konuşmada iftara katılan misafirlerin Ramazan ayını kutladı. Mitingden ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın ev sahipliğinde düzenlenen iftardan çok memnun kaldığını söyleyerek şahsına ve partisine gösterilen ilgiye, teveccühe, ahde vefaya teşekkür etti. Cumhurbaşkanı yaptığı konuşmada CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2. Kolordu Komutanı Kor General İsmail Metin Temel'e yönelik sarf ettiği sözlere tepkisini yeniledi. Biliyorsunuz CHP'nin adayı bugün kafayı Zeytin Dalı Harekatımızın kahraman komutanı Metin Temel Paşa'mıza takmış. Diyor ki Erdoğan şu kadar generalin apoletini söktü. Ben de bununkini sökeceğim. Bana bak, biz terörist olanın apoletini söktük. Teröristlere karşı mücadele edenlerin değil, Sayın Temel, bu ülkeyi vuran teröristlere karşı bir mücadele sürdürüyor. İnce, sen teröristin kim olduğunu bilmiyorsun. Zaten siz o teröristlerle de Ankara'dan İstanbul'a kol kola yürüdünüz. Aksaray Belediyesi'nin geleneksel mahalle iftarına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte iftar açmak isteyen on binlerce vatandaş pazar pazarı fuar alanına akın etti. 24 Haziran seçimleri kapsamında Aksaraylılarla buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting konuşmasının ardından Aksaray Valiliğini ziyaret etti. Valilik makamında bir süre Vali Aykut Pekmez'le görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra valilik makamında Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile görüşmesinde Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra günün anısına Başkan Yazgı'ya başarılı çalışmalarından dolayı plaket takdim etti. Partisinin mitingine katılmak üzere Aksaray'a gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray Valiliğini ziyaret etti. Valilik makamına teşrif eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilik şeref defterini imzalayıp Vali Aykut Pekmez'le bir süre görüştü. Vali Pekmez'le bir süre görüşen Cumhurbaşkanı daha sonra valilik makamında Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı kabul etti.
Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çalışmalar hakkında kısa bir briefing verdi. Kendilerini Aksaray'da ağırlamaktan onur duyduklarını ifade eden Başkan Yazgı, tüm Aksaraylılar adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise günün anısına Vali Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya plaket verirken, Başkan Yazgı da Cumhurbaşkanı'na çeşitli hediyeler takdim etti. Doğru ve gerçek haberin adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Yeni günde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın. Müzik